Merhaba arkadaşlar. Sporu Güzelleştir kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz İstanbul Kayseri Spor Kulübü futbol antrenörü Orhan Gazi Mehmetoğlu. Keşke teyze anlamasın, teyze anlatırım. Teyze güzel bir anlatır, komik Evet. Hocam arada falan filan böyle hani doğal anlatın yani böyle aynı. artık hangisi iyiyse ona koyarsınız. Bize malzeme çıktı. Tamam, Altyaplarını gidiyorsun. Sorun. Bu tamamen... Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk Serhat. Nasılsınız? Sağ ol, şükürler olsun. Sen nasılsın, iyisin? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ediyorum hocam. Hocam size birkaç soru sormak istiyorum. Tabii. Tabii Öncelikle tabii. kendinizi tanıtabilir misiniz bize? İsmim Orhan. Antrenörlük, futbol antrenörlüğü yapıyorum. Futbol antrenöründe 8 ile 12 yaş arası, 14 yaş arası futbol antrenörlüğünü yapıyorum. Marmara Üniversitesi'nde okudum. Antrenörlük mezunuyum. Gelişim Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. İnşallah tezimi de bitirebilirsem İnşallah. ondan da mezun olmuş olacağım. Onun dışında çalışıyorum. Yani devam ediyoruz. Herhangi bir sıkıntımız, şeyimiz yok, şükürler olsun. Hocam sizin futbolculuk kariyeriniz nasıldı? Benim futbolculuk kariyerim biraz şanssız diyebiliriz kısaca. Yani tam böyle futbolcu olacağım dediğim anda bir sakatlık yaşadım ve bırakmak zorunda kaldım. Ben Zeytinburnu Damlaspor'da başladım. Ondan sonra Medipol Başakşehir, o zamanki adı İstanbul Büyükşehir Belediyespor Kulübü'ydü. Orada oynadım ama ikinci senemde kaptan seçilmiştim. İlk sene bütün yaş gruplarında oynadım. İkinci sene kaptan seçildiğimde bir Fenerbahçe maçında, hazırlık maçında bir sakatlık yaşadım. Daha sonra ameliyat olmak zorunda kaldım. O ameliyat sonucunda da sağ olsun doktorumuzun ufak bir dokunuşu oldu. Ondan sonra 1,5 seneye uzadı Tedavi süreci. tedavi süreci. 1,5 seneye ulaşınca da artık yani 16-17 yaşlarındasın. Herkes senden bir şeyler bekliyor. O Evet. dönemi benim sakatlıkta geçirdim. Daha sonrasında üniversiteyi kazandım. Üniversiteyi kazandıktan sonra da bir iki takımda amatör olarak oynadım. Hem Devam harçlık ettiniz. çıkarmak için hem de hani sevdiğimiz bir iş yapmak istedik. Bunu bitirdikten sonra bıraktım. Daha sonrasında da antrenörlüğe başladık ve şu an 4 seneden beri Kayserispor Kulübü'nde antrenörlüğe devam Maşallah ediyoruz. hocam, inşallah başarınızın da devamı Amin amin gelir. inşallah. Hocam şunu size sormak istiyorum. Antrenmanlarda neye dikkat ediyorsunuz? Şimdi şöyle, ben antrenmanda öncelikle çocukların özgüvenli olmasına dikkat ediyorum. Yani özgüvenli kazanmasına dikkat ediyorum. Çünkü günümüzde anne ve babalar biraz çocuklarını çok işte pamuklara sararak yetiştiriyorlar. Biraz bundan muzdaribiz. Yani çok bu şekilde öğrencimiz var. Biz de çocuklara kendi başlarına bir şeyler yapabilmesi gerektiğini anlatmaya çalışıyoruz. Bundan sonra asıl işimiz başlıyor. Şimdi çocuklarımız 8 ile 14 yaş arasında olduğu için sürekli anne babayla vakit geçiriyorlar. Ve bu Evet. vakit geçirdikleri vakitlerin dışında çok fazla aktivite yapmıyorlar. Bir de okula gidip geliyorlar. Özgüvenleri olmayınca bu çocuklara sahada bir şey yaptıramıyorsun. Biz öncelikle bu çocuklara evet siz başarabilirsiniz, siz çalışırsanız yapabilirsiniz gibi telkinlerde bulunarak özgüven sağlamaya çalışıyoruz. Ondan sonrası ise sürekli oyuncunun gelişmesini istiyoruz. Şu şekilde gelişmesini istiyoruz. Yani benim düşüncemde bir oyuncu çok yetenekli olabilir ama gelişim sağlamıyorsa ileriki yaşlarda mutlaka sıkıntı Sıkıntı çekecek. çekecek. Belli bir yerde kalacak. Ama sürekli gelişen, yani çok yetenekli olmayabilir ama Evet hocam. yarım adım bile olsa gelişen oyuncular daha sonrasında çok üst düzeylere çıkabilirler diye düşünüyoruz. Yani özgüven, birincisi özgüven aşılamak diyebilirim. İkincisi de çalışmak ve gelişmek diye söyleyebilirim. Çok teşekkür ederiz. Şunu çok merak ediyorum ben. Genellikle küçük yaş grupları ile birlikte Evet. çalışıyorsunuz. Bu sizin tercihiniz mi? Evet, kendi tercihim. Aslında şöyle çok tercih edilen bir yaş grubu değil. Evet, o yüzden merak ettim. Çünkü şöyle oyuncunun ne olacağını kestiremiyorsun. 8 ile 14 yaş arası gelişim sağlar ama asıl futbolcu olabileceği dönem 14 yaş ve sonrası. Evet. Ama ben şuna inanıyorum. Ülkemizde en temel eksik bu yaş grubundaki temel futbol eğitiminin verilmemesi. Şimdi ben birçok maçları izledim. İşte YouTube'dan bile yurt dışındaki takımların birçok maçını izleyebiliyorsun artık. U12, Evet. U13, U11, U10 hepsini izleyebiliyorsun. Bunların çoğunu izledim ve emin ol bizim oyuncularımız en az onlar kadar yetenekli. Ama bizde esas sıkıntı futbolun temellerini almadıkları için ileriki yaşlarda o kültürden kopma oluyor ve daha sonrası gelişim çok yavaşlıyor. Ben de bu eksiği gördüğüm için kendi çapımda hani ülke futboluna, Türk futboluna ne katabilirim diye düşündüğümde benim yapmam gereken yaş grubu, uğraşmam gereken yaş grubu bu olduğuna inandım. Peki hocam bu yaş grupları ile çalışmanın size ne gibi zorlukları ve mutlulukları oluyor Şimdi önce zorluklardan başlayayım. yani? Daha çok gibi Evet, zorluklar daha çok. Şöyle birincisi velilerden çok zorluk çekiyoruz. İşte az önce söyledim özgüven anlamında da sıkıntı yaşıyoruz dedim. Hem bu hem de velilerimiz yani bizde asıl esas sıkıntı Türk futbolunda bir kültürümüz yok. Şimdi hep günübirlik yaşıyoruz. Şimdi benim sistemimde şöyledir. Ben sabırla işler olsun isterim. Her yaş grubunun kazanımları ayrıdır. İşte 8 yaş grubunun ayrı, 9 yaş grubunun ayrı. Şimdi velilere bunu anlatana kadar biraz zorlanıyoruz.
Şimdi mesela geçen bir olay yaşadık. 9 yaş grubu antrenmandayız. Bir tane teyze geldi. İşte antrenman sonunda. Dedi ki hocam dedi ya yaşı da 50 falan var, 50-60 falan var. Hocam dedi ya bu çocuk da hiç pas yapamıyor dedi. Şimdi ben de şaşırdım, hiç böyle bir tepki beklemiyoruz. Ben dedim ki yani teyzeciğim dua et inşallah düzelir dedim. Yani şimdi ben orada oturup bir şey anlatacak durumda değilim. Hani o tepkiyle gelmiş çünkü bana. Ve çoğu velimiz böyle. Mesela 14 yaşında işte diyor benim oğlum A takımda oynasın, işte Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'a gitsin falan. Bunlar güzel aileler ama çok erken. Yani önce bir temeli sağlamamız lazım. İşte 8 yaş grubunda ilk defa antrenman almışım, yetenekli diye bakmışım çocuğa. Babası diyor ki hocam diyor bu çocuktan ekmek yer miyiz diyor. Bu çocuk diyor futbolcu olur mu diyor. Milyon dolarlar kazanabilir miyiz diyor. Şimdi yani bunun dengesini kurmaya çalışıyoruz. O en büyük zorluğumuz bu. Dediğim gibi hem futbol kültürde olmadığı için işte çocuklar ne zaman yemek yiyecek, ne yemek yiyecek, ne zaman kulübe gelecekler, ne zaman kulüpten ayrılacaklar, kulüpte neler Ne yapacaklar. zaman Yani alt yaş dinlenecekler? grubu olduğu için bunların hepsini öğretmen gerekiyor. Hem çocuklara hem velilere. Çünkü velilere öğrettiğin zaman çocuklara da bir bakıma öğretmiş oluyorsun. Çocuk kafası karışıyor. Diyor ki ya hocamın dediği bu, Ailem annemin dedi babamın dediği zaten. bu, hangisini yapmam gerekiyor diye. Bununla çok zorlanıyoruz. Ama mutlu tarafını şöyle bahsedeyim. Benim çok hoşuma giden bir taraf. Oyuncuya ya da sporcuya verdiğin eğitimi direkt alabiliyorsun. Dönüşünü direkt görebiliyorsunuz Direkt yani. yani mesela bir antrenmanda gösterdiğim bir şeyi hemen ikinci antrenmanda tekrardan geri dönüt olarak alabiliyorsun. Tabi bu sporcuyla da alakalı bir şey. Kimisi hemen öğreniyor, kimisi 2 gün sonra, kimisi bir ay sonra öğreniyor. Ama en büyük mutluluğu da o gelişimi görmek olarak söyleyebilirim. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Şimdi bir ayrı bir konseptimiz var hocam. Size birkaç kelime sorup bu kelimelerde aklınıza ilk gelen şeylerin Eyvallah. cevabını almak istiyoruz. Tamam. Hadi bakalım. Başlayalım o zaman. Tamam. Sporcu. Sporcu deyince ahlak diyebilirim. Çünkü bizim ülkemizde de biraz sıkıntılarımız var bu noktada. Ahlak doğru olur Doğru olur diyorsunuz. Peki galibiyet? İstanbul Kayseri Spor Kulübü Güzel cevap. tabii ki de. Mağlubiyet? Mağlubiyette de şöyle düşünüyorum ama hani çok fazla yaşadığımız için onunla ilgili çok fazla bir şey diyemeyeceğim ama hani olmazsa olmaz diyebilirim çünkü sporcu hep galibiyet alışa alışa bazen hep yeneceğiz hissi oluşuyor. Mağlubiyet de görmesi lazım ki ona alışsın. Bu arada şu soruyu da hemen sıkıştırayım bu araya o zaman. Kaybederken kazanmak mümkün mü diye sorayım hocam size. Yani özellikle ufak yaş gruplarında kesinlikle böyle. Zaten bizim yaş grubunda hani kazanmak, kaybetmek diye çok fazla bir şey yok. Çünkü bizim esas amacımız oyuncu yetiştirmek, geliştirmek. Biz genelde 16, 17, 19'dan sonra yani yarışmacı gruplarda ve daha üstünde galip olmuş mu yoksa mağlup mu olmuş diye bakıyoruz. Ama ufak yaş gruplarında mağlup da olacak, galip de gelecek ki hepsini bir harman yapıp güzel bir iş ortaya çıkarsın Kesinlikle. diye düşünüyorum. Peki hocam aynı konsepte yine tekrardan devam edelim. Tamam. İsterseniz hocam. Ha, sesli aldım. Sen Stajım ona yine. bak bakayım nasıl oluyor, güzel mi gidiyor, nasıl gidiyor? Videoyu kesmeyeyim, oturdum Hiç burada. kesmeyin. Biz bu arayı keseriz sonra. Efendim? Nasıl? Aleyküm selam, buyur hocam. Denize geç kaldık. Ne? Denize geç kaldık. Deniz 5'te değil mi? Efendim? 4'te mi? Sesin. Söyledik mi kimseye? Abi çok yoğun vallahi. Ancak biz de şunu savunuyoruz. Bu çocuklar çok akıllı. Hem futbolu hem de okulu aynı anda götürebilirler diye söylüyoruz. Bunu nasıl söylüyoruz? Şimdi mesela çocuklar okuldan geliyorlar. Hani hiçbir öğrenci ya da sen yaptın mı bilmiyorum. Okuldan gelip akşama kadar ders çalıştın mı? Yok, Hiç böyle bir genelde şey yok. yapmamışsındır. Ki bizim öğrencilerimiz de yapmıyor. Biz sadece şunu diyoruz. Bu çocuk 2 saat antrenmanı var. Yani gitti geldi en fazla 2,5-3 saat. Diyelim ki okuldan 3'te çıktı. 4,5-5'te antrenmanı başlıyor. İşte 8'de evde. Bu çocuk yatana kadar ödevlerini çok rahat yapabilir. Bunu her halükarda yapabilirler diye düşünüyoruz. İşte oyunundan kısacak. Çocuk fedakarlık yapacak. Oyunundan kısacak. Veli, annesi babası fedakarlık yapacak. Televizyon izlemeyecek. Çocuğuyla beraber oğlum hadi gel bakalım ödevini yaptın mı Destek de diye olması destek gerekiyor. alacak. Mesela bana bazı veliler geliyor. Hocam diyor işte çocuğum okuldaki derslerde çok başarısız ve ders çalışmıyor. Siz söylerseniz ders çalışır. Şimdi bizi burada hani bir bakıma kullanıyorlar. Biz de bunu şöyle kullanıyoruz. Direkt çocukta değil de işte abi abla peki sen çocuğunla beraber örnek olmak için oğlum gel bakalım bugün okulda ne yaptın diye soruyor musun? Ya da kitap okumuyor diyorsun.
Gel oğlum ben kitap okuyorum. Al sen de bu kitabı oku diyor musun? Esas sıkıntı burada aslında. Çok teşekkür ederiz hocam. Biz de bu platformla birlikte sporu güzelleştirmek adına yaptığımız röportajlarla birlikte çocuklara, sporculara veya spor yapmayan gençlere bu şuuru aşılamak istiyoruz zaten. Kesinlikle. Çok Bu güzel yüzden bir sizin de bize konuk olduğunuz için Sporu Güzelleştir ailesi olarak size çok teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim konuk aldığınız için. Şu soruyu sormak istiyorum size. Bu süreçte ailelerin sporcu ve size kulübe bakışı... Bu nasıl yazmışım bu soruyu? Çünkü konuştukça insan açılıyor. Peki hocam biz size dizileniyoruz. Ama öyle çok komik anım yok ki lan ya. Oğlum olmaz yani. Oğlum benim hiç komik anım yok ya. Sporu güzelleştirin ki hayatınız güzelleşsin. Buralara alkış.